misiniz? Tabii ki de. Hoş geldiniz. Turistler. Devam ederek kültür sanat alanında birçok rekareyim. Bir polisle öğrenir ki yıllar içerisinde o çocuk büyümüş. Öğrenir ki yıllar içerisinde... ...rağmen havasız camın içinde ateşin yanacağına nasıl inanmışsa öyle inanıyorum. İş anlı şanlı paşalardı. Yoktu. Seviyordu denizi. Ama erken ayrıldı okuldan. Subay olamadı. Sevgili Emir Özgen Türk, çok kıymetli hocam. Hamdi Topçuoğlu, çok kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, tabii büyük bir ilgiyle izledik. Nebil Özgen Türk, Türkiye'ye şu anda damga vurmuş bir aydındır. Bir belgeselci değil sadece, o bir Türk aydını. Onunla aynı çağda yaşadığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de tanıştığımız için tabii ki. Bu da işte Bodrum'un bize bir kazancı oldu. Muğla'mızın malum ihtiyacı var. Özellikle merkezin, o kıyıdaki... Kendini dünyaya kanıtlamış kentlerimiz dışında Muğla merkezin aslına bakarsanız bu durumda olmasını ben kabul edemiyorum. Çok daha yükseklerde olmamız lazım. Muğla'mızın bir bütün olarak Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlaması, ispat etmesi lazım. Çünkü o potansiyele sahip bir kent. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Çünkü Muğla gerçekten bir kültür ve sanat kenti. Çocukları ve gençleri sanatla, kültürle, tarihle, geçmişle, Nazım'la buluşturabilirsek... Yaşar Kemal'le buluşturabilirsek değil mi abi? Ondan sonra bu ülkeye fikirleriyle, ideolojileriyle katkı sunmuş bu insanlarla buluşturabilirsek o zaman çok daha farklı bir yere gideceğiz gibi görünüyor. Bundan sonra da dediğim gibi hem Dünya Kenti Muğla mottomuzla hem uluslararası platformda hem ulusal platformda birçok çalışma yapacağız. Biz bize ulaşanlara değil, bize ulaşamayanlara ulaşmak zorundayız. Ben bir şey yapacağım.